İyi akşamlar efendim. Yepyeni bir mercek programıyla tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Efendim ben programıma başlamadan önce tarihi yazan şanlı Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu bir kez daha kutluyorum. 22. şampiyonluk tüm Galatasaraylılara ve Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda bu hafta üniversite finalleri var. Öğrenci kardeşlerime de yürekten başarılar diliyorum. Efendim hep deriz. Sağlık olsun deriz, boş ver deriz. Ne zaman ki sağlığımızı kaybettiğimiz zaman sağlığının değerini anlarız. Esasında sağlığımızın değerini sağlığımızı kaybetmeden önce öğrenmemiz gerekir. Pek çok kez uyarıyoruz. Ramazan'da nasıl beslenelim, ne yiyelim, ne içelim, bayramda nasıl yapalım. Aynı uyarılarımızı trafikte de yapıyoruz. Fakat ne derece uyuyoruz o da ayrı bir konu. Bugün istedik ki bir kez daha sağlığımızı konuşalım. Sağlıkta neleri yanlış yapıyoruz veya neleri yapmıyoruz bunları konuşalım istedik. Kiminle konuşalım istedik? Efendim çok değerli doktorumuz, dahiliye uzmanı Sayın Tamer Saylan'la konuşalım istedik. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Hocam konumuz pek çok. Evet. Tabii az önce de söylediğim gibi bizde bu herhalde Türk milletinin bir yapısında var. Check-up yaptırmayı, ne zaman dişimiz ağrısa doktora gideriz veya başımız ağrıdığı zaman yani klasik bir şey vardır. Özellikle mesela migren hastaları, eşim de kronik bir migren hastası. Geçer der, hapları son noktada kullanır. Tabii tesir etmez, soluğu hastanede alırız. Neden böyle yaparız hocam? Bu kadar mı ucuz vallahi, yani sağlığımız? Haklısınız, doğru. Bugün için konuşursak, bu akşam konuşacağımız çok şey var. Sizden evet. Önce bahsettik. Evet. Benim alanım dahiliye, iç hastalıkları olduğu için bir açıdan şanslıyız. Her şeyden bahsedebileceğiz. Toplum olarak bizim dediğiniz gibi bir öngörü eksikliğimiz var esasında. Bir şeyler olduktan sonra ya da problem çıktıktan sonra hay Allah tüh öyle olmuş böyle olmuş diyoruz. Hani olmadan öngörmek ya da erken yapabilecek şeyleri biraz böyle bilim kullanarak, akıl kullanarak keşfetmek esasında fark edilmiş. Bu zamana kadar sisteme koyulmuş şeyler. Biz de bunları esasında yapmamız lazım. Bunlar çünkü ispatlanmış gerçekleri olan şeyler. Sağlık içinde erken tanı, sağlık içinde yapılan taramalar çok önemli. Bunları yaparsanız istatistik olarak anlamlı sonuçlar var. Belli yaş gruplarının belli taramaları, belli yaş gruplarının belli hastalıklardan dolayı öngörüyle yapılacak bazı incelemeleri, bu hastalıkların erken tanınması ya da çok erken evrede ya da olmadan önce riskinizi belirlenip buna göre size bazı önlemler veya yaşam tarzı önerileriyle bir hayat çizginiz oluşturulması, sizin daha sağlıklı bir hayat sürmeniz, problemlerden uzak durmanız için iyi bir fırsat esasında. Ama çoğumuz, biz bile, hekimler de çoğu, hekimlerin de çoğu böyledir esasında. Hep bırakırız, bize olmaz, bize bir şey olmaz gibi düşünürüz. Dediğiniz gibi her zaman bu kontroller hep kalır. Sorun çıkınca işin üzerine gideriz. Evet, hocam çok özür diliyorum. Programın başında size bir kez de hayırlı olsun demek unuttum. Ordu Bulvarı'nda çok güzel, çok sağlıklı diyeyim, evet, sağ bir muayenehane kazandırdın. Estağfurullah, sağ olun. Evet, uzman klinik diye bir yer yaptık, kendi yerimiz. Evet. Muayenehane, özel çalışma ortamımız. Daha keyifli, daha rahat, butik. İnsanlarla birebir ilişkiyi daha rahat kurabileceğimiz, özellerine inebileceğimiz, her şartta çözüm üretebileceğimiz bir yer oluşturduk. Evet, tekrar hayırlı olsun hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii programımıza hemen ağrıyla başladık da, aslında ben isterseniz sohbeti oradan başlarım isterim. Özellikle Ramazan'da baş gösteren bu baş ağrılarının beslenmeyle bir ilgisi var mıdır? Ağrı önemli bir bulgu vücut için. Ağrı vücudumuzun en önemli savunma duygularından biri. Ağrı sayesinde hayatta kalıyoruz, ağrı sayesinde kendimizi koruyoruz. Aslında ağrının varlığı yaşam için şart. Ağrısız bir hayat çok tehlikeli esasında, bizi korumuyor. Ama tabii bahsettiğiniz özel konu, baş ağrısı, Ramazan konusuna gelince susuzluk en önemli neden. Dehidratasyon, susuz kalma, yeterli sıvı tüketmeme baş ağrılarının en önemli nedenlerinden biridir. Farkında olmadan da insanlar gerçekten fazla su tüketmiyorlar. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişiler bütün gün oruç geçirip akşam da uykudan önceki o kısa sürede yeterli sıvıyı tüketemiyorlar. İçiyoruz diyorlar ama ben soruyorum çoğu hastamada,
500 cc, 1 litre maksimum su tüketiyor insanlar. Tabii yeterli değil. Hani 2 litre, 3 litre su tüketmek lazım. Tabii işiniz daha yoğunsa, bedensel aktiviteniz daha çoksa daha fazla su tüketmek lazım. Su tüketiminin eksikliği birinci neden sayılabilir. Bunun haricindeki durumlar uyku problemleri, uyku düzensizlikleri, gece gündüz uyku sorunları, uykunun kısalığı, kalitesiz olması, konfor problemleri. Bir başka neden de kan şekerindeki düzensizlikler olabilir. Bazen kan şekerindeki ani yükselmeler, ani düşmeler de dalgalanmalar da baş ağrılarıyla ilgili önemli sonuçlar yaratır. Bunlardan yola çıkarak hani bazı incelemeler yapılabilir. Tabii baş ağrısının başka birçok nedeni de var. Hani görmeyle ilgili, migrenle ilgili, beyinle ilgili, damarsal işte kanserler, tümörler, damar hastalıkları birçok şeyi belki yapar ama tabii Ramazan, açlık, susuzluk ve bu durumla ilgili dersek ilk aklımıza gelecek şey sıvı tüketiminin eksikliği, bir de kan şekerindeki düzensizlikler diyebiliriz. Evet, ben hazır siz doktoru bulmuşken migren efendim migren neden olur? Bunu azaltmak, tabii yok etmek evet. mümkün değil sanırım. Yani tam neler olarak yapmalı migren hastaları evet, nasıl bir evet. yaşam standardını evet. sağlamalı? Efendim? Migrenin birçok nedeni var ama olan şey şu. Beyindeki bir bölgeyi ilgilendiren damarda spazm oluşuyor. Beynin bir bölgesine yeterli kan gitmiyor. Migrenin fizyopatolojisi böyle bir şey. O gitmeyen bölgeyle ilgili de semptomlar oluşuyor sizde. İşte baş ağrısı en önemli semptom. Bunun yanında bulantı, kusma, görmeyle ilgili sorunlar, koku duyuları, ışık, renk, farklı şeyler algılama gibi birçok beyinle ilgili durum yaratabiliyor. Tam bir nedeni yok. Kesin olarak şundan oluyor, kesin olarak bundan oluyor denmemiş ama migreni olanlar için kolaylaştırıcı şeyler uykusuz kalmaları, yorgun olmaları, çok gürültülü ortamda, ışıklı parlak ortamda, böyle hareketli ortamlarda, yüksek ses, gürültülü ortamlarda kalmaları kolaylaştırıyor. Stres altında olmaları kolaylaştırıyor. İşte vücudun limitlerini zorlayan her şey migren içinde kolaylaştırıcı oluyor. İşte açlık, yorgunluk, uykusuzluk, stres vesaire bunların hepsi kolaylaştırıcı neden. Olmaması için hep bunları geri tutmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız, uyumanız, fazla hani vücudu yoracak pozisyonlara girmemeniz, stresli ortamlardan uzak kalmanız, yine bol sıvı tüketmeniz, uzun açlıkları pek yapmamak, hani vücuttaki kan şekeri seviyesine dikkat etmek koruyucu olabiliyor. Seviyesine göre farklı migren türleri var, farklı migren klinikleri var. Bazıları çok ağır, çok sık olabiliyor. Bazıları çok nadir, haftada, ayda tekrarlayanlar olabiliyor. Tabii migrenle ilgili bir problem başladığında çok kolay geçmiyor. Bütün günün keyfini kaçırıyor çoğu migren hastasında. Tedavilerinde esas profilaksiler önemli. Yani var olan migren ağrısını kesmek, o bir zor durum oluşuyor. Birkaç ilaç, birkaç tedaviyle anca belki toparlıyor hastalar. Ama sıklığını azaltmak, görülmemesini sağlamak veyahut olan ağrının şiddetini azaltmak için yapılan profilaktik migren tedavileri de etkili oluyor. Başka özel tedavileri de var ama bunlar çok az grup hastalar için esası genel olarak böyle diyebiliriz. Evet, Sayın Hocam tabii Ramazan ayı dengelerimizin bozulduğu veya günlük besleme tarzımızın dışına çıktığı bir durum. Tabii vücudumuzda buna gerekli tepkiyi gösteriyor. Pek çoğumuz uyduk veya uymadık ve çok az bir sürede kaldı bayrama inşallah erişeceğiz. Peki her zaman yaparız da onu yiyin bunu yemeyin tarzında biz yine de uyarımızı yapalım. Bayramda nasıl bir beslenme tarzı sağlamalı vatandaşlarımız? Evet. Şimdi oruçtan kısaca bahsedeyim. Oruçtaki çok beslenmeden iyi. Bir de bayramdan bahsedeyim. Tabii gündelik alıştığımız düzenin dışına çıkıyoruz. Ama bir açıdan da faydalı bir sistemin içine giriyoruz. Bizim hani oruç dışında da söylediğimiz faydalı bir yol var. Intermittent fasting, aralıklı açlıklarla giden bir diyet türü ya da bir yaşam tarzı şekli. Oruçta bunun bu durumu yaratıyor esasında. Uzun bir açlık periyodu yaratıyor gün içinde ve beslenmeler var. Bu uzun açlık periyodu esasen vücut için faydalı. Hem bağırsak sağlığı için, bakteri flora sağlığı için hem vücuttaki yenilenme, tazelenme ve bazı kendini yenileme, anti-aging mekanizmalarını da canlandırma, immün sistemin güçlenmesi açısından da faydalı. Hasta olduğunuzda bilirsiniz, iştahınız kesilir, bir şey yiyemezsiniz. Vücut bir oruca girer esasında. Birkaç gün bir şey yemeden geçirirsiniz. Sonra iyileşme sürecine girersiniz. Yani o aç kalmak, vücuttaki yenilenmeyi, immün sistemin güçlenmesini ve vücuttaki tamir mekanizmalarını arttırır, kuvvetlendirir. Orucun da böyle pozitif etkileri var vücuda. Tabii ki
uzun açlıktan sonra birden çok yemek, birden ağır yemek, büyük hacimli yemek sindirim sistemi için zorlayıcıdır. Yediğiniz gıdaların içinde kan şekerini hızlı yükseltecek işlenmiş gıdalar, şeker, tatlı, unlu, ekmek hamurlu şeyleri fazla tüketmek kan şekerinde ani dalgalanmalar yapar. O da sizin konforunuzu bozar, halsizlik olur, uyku basar, yorgunluk olur. Bunlar dengeyi bozar. Bunları biraz kollamak lazım. Daha az bu tür gıdaları tüketerek öğünleri geçirmek lazım. Porsiyonları küçük tutup biraz sık aralıklı beslenmek lazım Ramazan için. Bayramda da tabii orucun bittiği, ziyaretlerin, muhabbetlerin başladığı, tatlıların, baklavaların, tatlıların, ikramların aflında evet, çeşit çeşit yapıldığı maalesef bir dönem. Güzel bir dönem. Hani sosyal ilişkilerin yüksek olduğu iyi bir durum. Ama tabii her gittiğiniz yerde de afyon kültürü yemezseniz de alınırlar. Her evet, gidilen yerde de 3-5 çeşit bir şeyler size sunarlar. Tabii bunları fazla fazla sürekli arka arkaya almak sindirim sistemi için bu kadar aç geçirilmiş günlerin üzerine ya da böyle az yenilerek geçirilmiş günlerin üzerine oldu mu keyfi kaçırır. Tabii normal performanslı genç biri için bu biraz hazımsızlık, biraz zorluk olarak olsa da biraz yaşlı olan, biraz şekeri, biraz tansiyon olan, kronik hastalığı olanlar için bu biraz zorlayıcıdır. Çoğu hastamız bizim Ramazan'ın sonuna doğru dengeleri biraz bozar. Çoğu hastamız bayramdaki bu fazla hareketlilikten, fazla yeme içmeden biraz şeker ayarları, tansiyon ayarları bozulur. Şeker komasına yani girer. Risklidir yani o açıdan aynen. Biraz değerler yükselir, düzenler bozulur. Biraz dikkat etmek lazım, porsiyonları küçültmek lazım. Tatlı ya da benzeri şeylerin miktarlarını biraz kollamakta fayda var. Evet, tabii hocam camcılar işte mahallede camlar kırıldığı zaman ya da sanayideki ustalar, arabalar kaza yaptığı zaman kaportacılar işte sevinirler. Doktorlar da acaba hasta sayısı çoğaldığı zaman sevinir ya mi hocam? Esasında felsefemiz o değil. Bizim felsefemiz insanlar hasta olmadan hastalığı önlemek, olmamaları için çabalamak. Temel hekimlik budur esasında. Tabii hasta olan insanların da sorunlarını çözmek yine hekimlerin görevidir. Dışarıdan siz baktığınızda ya da herkesin gördüğü var olan sorunu çözen insanlar olarak görünürüz ama bizim eğitimimizin temelinde de önleyici tıp vardır esasında. En önemli tıp odur. Ama maalesef genel olarak bu biraz hep ikinci planda kalır. Hani bunu kolay dediniz ya, problem çıkmadan insanlar da buna tabii, pek bakmaz. Tabii aslında sohbetimizin başında esası bu yani. Evet. Aynen. Biz de insanlar problem çıkmasın, hasta olmasın, sorun yaşamasın diye daha çok çabalamamız lazım. Çünkü hem kolay olanı, hem iyi olanı, hem ömrü uzatan, hem insanlara daha faydalı olan yol bu. Problem çıktıktan sonra zaten yapılabilecek şeyler kısıtlı oluyor bazen ve onlar gerektiği kadar yapılıyor zaten. Ama esas motivasyonları bunun üzerine kurmak lazım. İnsanlar sağlıklıyken, insanlarda problem yokken onların hayatlarını daha iyi bir yere getirmek, sağlıklarını daha iyi bir yere çıkarmak, daha konforlu, hastalıktan uzak nasıl yaşayabilirler? Hani bu yolu seçmek, bu yol üzerine bir şeyler yapmak hekimler için daha önemli esasında. Evet. Hastalar için de daha önemli olması lazım. Bunları istemeleri lazım hastalarında. Hocam ben ücretsiz doktor muayeneyi bulmuşken ben pek çok şeyi hastalığı bir arada barındıran bir kişiyim. Kolesterol, şeker, evet, yüksek tansiyon. Metabolik sorunlar. Evet, evet. Özellikle şeker seviyesi 190'larda, 200'lerde dolaşıyor. Şeker hastaları neler yapmalı hocam? Çok önemli bir sorun. Şeker hastalığı toplumda %15 kadar insanda var. Çok büyük bir sayı esasında ve giderek artıyor. Giderek yaşı da daha erken olmaya başlıyor. Maalesef yaşam tarzımızın şekli bunu buraya getirdi. Beslenme şekli bunu buraya getirdi. Hayat tarzı bunu buraya getirdi. Daha az hareket ediyoruz. Ben yaşlı hastalarımla konuşuyorum bazen. Eski zamanın zorluklarını anlatıyorlar bana. Tarlaya yürürdük, şunu yapardık, bedenle çalışırdık, aktiftik, şöyle böyle bir anlatıyorlar hayatlarını. Bir düşünüyorum şöyle, bütün gün çalışmayla geçiyor, bütün gün hareket. Şimdi bakıyorum hayatlara, insanlar yürümüyor, insanlar koşmuyor, insanlar çalışmıyor, beden çalışmıyor, araçla gidiliyor, her şey kolay, her şey size hizmet ediyor. Ama hareket yok ortada. Stres yok. Stres, yoğunluk vesaire, kafaya taktığınız şeyler çok dediğiniz gibi, hayatta değişkenler farklılaştı. Bunların hepsi beslenmeyle ilgili düzen değişti. Eskiden daha düzgün, dengeli, mevsiminde makul besleniyorduk. Şimdi biraz daha farklı besleniyoruz, daha teknolojik besleniyoruz. Hepsi yan yana geldiğinde sizde metabolik sorunlar yaratıyor. En önemlisi de şeker için düşünürsek, stres en önemli şekerle ilgili risk faktörüdür. Hareketsizlik ve kas gücünün zayıflığı en önemli risk faktörüdür. Genetik vesaire birçok şey sayılabilir ama metabolik balansınızda düzelme yapmak için bu ikisi üzerinde bir şeyler yapmak lazım. Şeker hastası olan birinde de
Hayat tarzında bir şeyleri değiştirmek lazım. Vücut kompozisyonunda bir şey değiştirmek lazım. Yani siz şimdi şeker hastasıysanız, şekeriniz 200 ise, 190 ise, yüksekse bu çaresiz bir durum değil esasında. Burada sizin balansınızı değiştirmek, düzeltmek çare olabiliyor çoğu zaman. Benim birçok hastam ilaçlarını bırakabiliyor. Şekeri çok iyi hale gelebiliyor ama yol şöyle bir yol. Vücudunuzu bir bütün olarak düşünün. Beyniniz, karaciğeriniz, deriniz, kemikleriniz, böbrekleriniz, kaslarınız bunlar hep sizi oluşturuyor. Bunların toplam harcadığı enerji sizin metabolizmanızı oluşturuyor. Bunları değiştiremezsiniz. Hani beyin aynı beyin, karaciğer aynı karaciğer. Ama bunların içinde bir tek kas kitlenizi değiştirebilirsiniz. Biraz daha kasları kuvvetli, biraz daha kas hacmi fazla biri olabilirsiniz. Kas hacminizi 3 kilo, 5 kilo biraz arttırabilirseniz, kaslarınızı daha kuvvetli hale getirebilirseniz, daha hacimli. O zaman bu metabolik balansınızı iyi yöne çevirebiliyorsunuz. Bazal metabolizmanızı yükseltebiliyorsunuz ve şekerle ilgili, insülinle ilgili direncin kırılmasına, normalleşmesine, şekerin düzelmesine, ilaçların azaltılmasına bir yol oluşuyor. Kalıcı ve en doğru şeker tedavisi böyle bir değişimden geçiyor esasında. Siz hiçbir hareket yapmadan, vücutta hiçbir değişim yapmadan sadece ilaçlarla şeker tedavi etmeye çalışırsanız zor bir tedavi oluyor bu. Ve hep böyle iyiye gitmiyor. Hep şeker ilaçları artıyor, iyi gitmiyor, kontrolsüz gidiyor. Ama hayatınıza hareket katar, kaslarınızı kuvvetlendirip balansınızı, metabolik balansınızı iyi yöne çevirebilirseniz o zaman her şey kolaylaşmaya başlıyor. İlaçlar bırakılabiliyor, şeker düşüyor, daha konforlu, daha düzenli ve dengeli bir hayat olabiliyor. O da biraz da spora yönelmeyi gerektiriyor biraz, değil mi hocam? Evet, kalça ve bacak, büyük kaslarınızı özellikle çalıştırmanız gerekiyor. Ve o kasları birazcık kuvvetli tutmanız gerekiyor. Onları kuvvetli tutarsanız daha dengeli ve daha iyi bir metabolik balansınız oluyor. Bu bir tek şeker değil, tansiyon, kardiyak hastalıklar birçok konuda da sizi koruyan bir duruma getiriyor aslında. Önemli evet, yani hareket. Ben gün içerisinde 3'ün üzerinde hatta 4'e 5'e çıkan hap kullanımı yapıyorum. Evet. Tabii bir de toplumumuzda öyle bir alışkanlık vardır ki hocam işte başımız ağrıdığı zaman eczaneye gideriz bir tane ağrı kesici alırız. Veya kendimizi rahatsız hissettiğimizde bir antibiyotik alalım deriz boğazımız ağrıdığında filan. Bu aşırı ilaç tüketimi ne derece sağlıklı? Evet. Bunun ekonomiye büyük bir zarar etkisi var. Aynı zamanda insan vücuduna. Bu konuda neler konuşulabilir? Şimdi hocam? Farklı tedavi bakışları var. Bu bahsettiğiniz tedavi yöntemlerinde ya da bu çok ilaçlı durumlar semptomları çözmek üzerine. Ağrım var, ağrı kesici al. Şu oldu, şunu düzelteni al. Ateşin var, ateş düşürücü al. Bunu yap, bunu yap. Tabii bunlar o anlık sizi rahatlatıyor belki ama nedeni bulup nedeni çözmek, o zaman ilaçlara çok gerek kalmadan da belki akıllı bir yol çizebilir size. Ağrınız var ama ağrınız neden var? Bunu bir bulup çözmek belki de. Enfeksiyon sık geçiriyorsunuz ama neden sık geçiriyorsunuz? Bir ona bakmak lazım. İmmün sisteminizde bir zayıflık, vücudunuzda bir sorun, metabolizmanızda problem. Eksik olan bir şeyler mi var acaba? İyi mi çalışmıyor bazı mekanizmalar? Bunlara da bakmak lazım. Bu yollardan fonksiyonel bir tıp uygulaması yapılıp tamamlayıcı veya nasıl diyeyim regülasyon tıbbı dediğimiz bir şey var. Sizin vücudunuzun yenilenme, sizin vücudunuzun bir şeyleri başarma yetenekleri çok yüksek. Ve bunların önünü biraz açarsak o zaman belki bu kadar çok ilaca, bu kadar çok desteğe gerek kalmıyor. Haklısınız birçok hasta geliyor. Şeker, tansiyon, eklem ağrıları şu bu bir çıkarıyor çantasını bana. 10 çeşit ilaç. Hangisini alacağım doktor bey? Yani o da şikayetçi esasında istemiyor bunu ama her şikayete yönelik bir ilaç yazılmış. Yani ürik asidin yüksek şunu verelim. Şekerin yüksek bunu al. Tansiyonun da var bunu da al. Hepsi yan yana gelmiş. İster istemez hani 3-5 hastalık yan yana gelince 3-5 tane şikayet ile beraber ilaçlar da artmış. Hepsi bir şeyi soğutuyor ama hasta da bir torba ilaç kullanıyor. Esasen çok iyi şeyler değil. Bir de çözüm üretici yollar değil. Dedim ya problemin kaynağını bulup, problemin neden olduğunu bulup düzenleyici yaklaşımlarla, vücudu dengeye koyan yaklaşımlarla bir çözüm üretmek belki daha sağlıklı. İlaç sayısını da azaltabilir. Daha yaşam tarzıyla, ufak desteklerle de daha akıllı şekilde sokulabilir hayat. Tabii ilaçlarında doktor kontrolünde olmasında büyük fayda var. Tabii her hasta için değil tabii. Çok özel durumda olan hastalar için. Özel yaklaşımlar, hekimleriyle beraber durumuna özel yaklaşımlar yapmak lazım. Tabii, kafalarına göre ilaç bırakmak sorun yaratabilir tabii ki. Yani. Biz de tabii bu özellikle fazla ilaç tüketimi konusunda özellikle
aile sağlık hekimlerini işte hocam bana şunları şunları yaz denen bir evredeyiz. Bunların olmaması gerekiyor. Evet, vatandaş da birazcık haklısınız. Hani bir ilaç bağımlı durumu var. Hani şunu istiyorum, bu ilacı istiyorum, bu ilaç bana iyi geliyor. Pratik olarak kendi sorununu öyle çözdüğünü düşünüyor ama tabii bu yine bir karşılıklı ilgi meselesi. Hani sağlık sistemi hastasıyla yeterli ilgiyi, alakayı kurabilirse belki vatandaş da böyle düz mantık, pratik çözüm yolunu seçmektense bir hekime danışıp, güvenip, zaman harcayıp, zaman kendisine bir ilgi alaka gösterip bir zaman, ortak zaman paylaşılsa, o kişi hekime karşı güveni kazansa tekrar belki kendi çözmeye çabalamayacak. Hekimiyle danışarak daha böyle kolay akıllı yollara girecektir muhtemelen. Evet. O trafiğin zorluğundan, o trafiğin yoğunluğundan belki de insanlar pratik olarak ben şunu alayım, bunu alayım diye hızlı çözümler üretiyorlar belki kendilerine. Evet, tabii aile hekimi deyince tüm aile hekimlerini de zan altında bırakmayalım. Bazı aile hekimleri diyelim. İşte ne istiyorsun? Hekimlerin hiçbiri fazladan bir müdahale yapmak istemez ama hastaların talepleri birazcık tabii, bu yönde. Tabii, onlar zorluyor. Evet, sistemi böyle zorlar yani ondan dolayıdır. Evet, az önce şekerin yüksekliğinden bahsettik hocam. Tabii bir de bunun düşüklüğü var. Şeker düşüklüğünün sebepleri nelerdir hocam? Şeker düşüklüğü birkaç nedenden olur. Metabolik bazı hastalıklar vardır. İnsülin denen bir şekeri düşüren hormonun salınımındaki dengesizlikler birinci nedendir. Beslenme ile ilgili problemler ikinci neden olabilir. Çok aşırı zayıflık, kronik hastalıklar, karaciğer hastalıkları özellikle. Çünkü kan şekerinin regülasyonu en önemli organ karaciğerdir metabolizmada ve karaciğerin iyi çalışmadığı, karaciğerin hasta olduğu, karaciğerin zorlandığı durumlarda kan şekerini de düzenleyemez. Aynı şey pankreas için de geçerlidir. Bu insülin ve glukagon hormonlarının salgılandığı bez, onun düzensiz çalıştığı, eksik çalıştığı, bozuk olduğu, düzeninin bozulduğu hastalıklarda da bu sorun olur. Bir de endokrin, işte hiperinsülinemi, insülinin fazla salındığı, kan şekerini düşürme ile ilgili bazı haller olur. Şeker hastalığının erken dönemlerinde de bu yaşanır. Yemekten sonra hızlı bir insülin salınımı, fazla bir insülin salınımı olur. Tam şeker hastalığı kliniğe oturmamış kişilerde. Bunlarda yemekten sonra hızlı bir şeker yükselmesi, hızlı bir şeker düşmesi yaşanır. Reaktif hipoglisemi gibi denir buna da. Hani yemekten sonra şekeriniz birden çok yükselir, sonra birden çok düşer. O düşmeler de bazen şeker düşmesi kliniği yaratabilir. Hocam son iki dakikaya geliyoruz da ilk birinci bölümün. Bu durumlarda neler yapmalı? Yani bu durumun oluşmaması için, bu durumun oluşmaması için önlem almalı esasında. Neden olur? Bu tür reaktif problemi, insülin dengesi problemi olan kişiler için kan şekerini hızlı yükselten gıdaları almamak gerekir. Çünkü bu hızlı kan şekeri yükselmesi hızlı insülin yükselmesi yapar ve bu da hızlıca şekeri düşürür. Örneğin hani şeker, tatlı, unlu, nişastalı, işlenmiş gıdalar, meyve suları, meşrubatlar vesaire buna benzer şeyleri çok tüketirseniz bunlar kan şekerini hızlı yükseltir ve hızlı düşmeler için risk yaratır. Ama daha kompleks, sebze ağırlıklı, protein ağırlıklı, çok işlenmemiş tahıllar vesaire tüketirseniz bunlara sindirimine biraz zaman harcayacağı için vücudunuz hemen kan şekerini ememez, hemen kan şekeri yükselmez ve hemen düşme gibi bir riskiniz pek görülmez. Bunlar şeker problemi olanlar için. Uzun aç kalmamak mesela olabilir. Az porsiyonlu yemek olabilir, dağıtmak olabilir gibi. Bir de bu kronik hastalık, karaciğer hastalığı vesaire olanlar için. Onlarda da tabii uzun açlıklar esas sorundur. Aralıklı beslenmeler, uzun aç kalmamalar gibi önlem olabilir. Porsiyonları küçültmek önlem olabilir. Evet, tabii şöyle bir durum var. Mesela örneğin şeker hastaları ya da şeker tüketilmesi yasak olduğu zaman öyle bir aşırı bir istek duyuyorsun. Özellikle yemeklerden sonra. Bu durumlarda neler yapmalı? Yine bu da şekerin dalgalanmasından oluyor esasında. Yani yemek sonrası bir daha yeme ihtiyacı, yemek sonrası yükselen şekerin hızlı düşmesinden oluşur. Esasında yemek yemiş tok birinin bir daha yemek ihtiyacı pek olmaması lazım. Hani toksunuz. Ama kan şekerinizdeki oynaklık, kan şekerinizdeki inme çıkma dalgalanmalar sizin bu iştah konusundaki sıkıntılarınızı yaratır. Bu diyetlerde de sorundur. Şekerle ilgili sorun olanlarda da problemdir. Çünkü burada mesele şudur. İnsülini fazla salgılatmamalısınız vücudunuza. Yani kan şekerini çok dalgalandırmamalısınız. Çok yükseltip düşürme kısmını yaşatmamalısınız. O yüzden işte şekeri düşük beslenme, karbonhidratı kısıtlı beslenme ve kompleks sindirime zaman tanıyacak bazı gıdaları tüketme. Vücudun hazır almaması lazım. Çok hızlı emmemesi lazım o şekeri.
Yani siz şekerli bir meyve suyu içtiğinizde, Coca-Cola, meşrubat bir şey içtiğinizde içinde erimiş şeker var ve hemen erimilir vücudunuza. Veya unla yapılmış, beyaz unla yapılmış bir şey veya bir tatlı aldığınızda, ekmek hamur, unlu bir şey yediğinizde çok küçük zerredir, un tanesi çok miniktir. Ve zaten öğütülmüştür bu, vücuda bir iş düşmez. Hemen emilir, hemen sindirilir, kan şekeri hemen yükselir. İşte bunlardan uzak durmak lazım. Biraz daha parçalanmamış, iri, vücudun sindirimi için zaman harcayacağı, yavaş yavaş şekeri alacağı, uğraşıp uğraşıp sindire sindire şekeri alacağı gıdaları öne geçirmek lazım. Bunu gözünüzde böyle canlandırabilirsiniz. Benim şeker oranımı duydunuz hocam. Hı. Ben hiç şeker tüketmemeliyim. Yani hiç tatlı yememeli miyim? Yok, herkes için her şey serbesttir aslında. Hiçbir yasak yoktur ama miktar, porsiyon, zaman ve yeri önemlidir. Hani her şeyin üstüne bir de bu olmaz veya büyük miktarda olmaz veya karşılığını vermeden olmaz. Tabii ki hani hep hareketsiz kalalım, her şeyi de yiyelim. O zaman olmuyor. Hani biraz işin içine hareketi katıp karşılığını verip o enerjiyi harcayabiliyorsanız o zaman sorun yok. Mesela bazı sporcular vardır. Çok öğün beslenirler. Yediklerini bir görseniz ne dersiniz yani. Çok karbonhidrat ağır falan ama harcarlar. Harcadıkları için de hiçbir sorun yaşamazlar. Biz hareketsiz hayatımızdan dolayı biraz zorlanıyoruz aslında. Hani hepimizin de derdi o. Belki birçok televizyon programında her yerde gündemde konuşuyor. Diyet, nasıl beslenelim, ne yapalım? Hani insanlar hep şunu istiyor. Oturayım, hareket etmeyeyim, hep diyet yapayım ya da şöyle kolay bir yol bulun bana, oluversin. İşin sırrı hareketten geçiyor esasında. Hani her şeyi bir yana bırakın, siz sadece hareketli olun. Hareket ederseniz, aktif olursanız, sporunuzu yaparsanız bu diyet meselelerini unutabilirsiniz bile belki de. Normal şartlarda makul beslenen biri yeterli hareketini yaparsa her zaman için sağlıklı ve doğru düzgün bir vücudu ve yapısı olacaktır. Bu kesin. Bizim derdimiz hareketsizlik esasında. Hani evet. Konuyu yanlış yerde arıyoruz belki de. Evet hocam, o zaman biz de bir hareket getirelim. Tamam. Reklamlar diyelim. Sağlığımızı ve sağlığı konuştuğumuz mercek programımızın ikinci bölümüne tekrar beraberiz. Doktor Tamer Saylam'la, dahiliye uzmanımız Sayın Doktor Tamer Saylam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam her şeyi konuştuk ama önemli bir konuda son zamanlarda tüm kesimlerin, tüm vatandaşların hissettiği bir şey var, yaşadıkları bir şey var. Uyandığım zaman çok bitkin kalkıyorum, halsiz kalkıyorum, yorgun kalkıyorum. Bunun sebepleri nedir? Evet. Bunu ortadan kaldırmanın veya azaltmanın bir tıbbi çaresi var mı? Enerjimiz düşük. Evet. Genel sorun o. Nedenleri belki birkaç şey sayılabilir. Birkaç şeyden bahsedeyim, şöyle fikir olsun. İnsanın halsizliğini, yorgunluğunu yapan, medikal olarak bakarsak sabah kalkınca dediğimizde uyku konforu birinci konu belki. Çoğu kişi de son zamanlarda artmaya başladı. Bu biraz kilonun artması, biraz sigara tüketimi, birçok şeyle ilgili. Uyku kaliteli olmuyor çoğu insanda. Rahat uyuyamıyorlar. Derin uykuya dalamıyorlar. Zamanında uyumuyorlar. Melatonin denen bir hormon salınıyor uykuda. Bu 11 ile 2 ile 3 arası en peak dönemini yapıyor vücutta. Ve bu vücudun yenilenmesi, tazelenmesi için, kendini toparlaması için çok gerekli bir hormon. Siz bu uyku saatlerini kaçırırsanız, geç yatarsanız melatoninden faydalanamazsınız ve vücudunuz yenilenemez. Yıpranmış bir vücutla uyanırsınız. Bu günler arka arkaya geldiğinde de
Sizde yorgunluk olması normaldir. Uykuda nefes problemleri önemlidir. Uyku apnesi denen bir şey var. Rahat nefes alamama, horlama, uykuda nefesin durması, bu da önemlidir. Gece boyunca mücadele edersiniz. Yeterince oksijen vücuda gitmezse organlarınız iyi çalışmaz, organlarınız kendini yenileyemez, toparlayamaz. O zaman yine yorgun, mücadeleli bir gecenin üstüne kalkarsınız. Bu da sizi gün içine yorgun bırakır. Bunun haricinde stres en önemli şey. Çünkü stres gün içinde hayatımızda bol bol yaşarsak stres hormonlarını çok salgılatırız vücudumuza. Kortizon, adrenalin, bunlar hep stres hormonları ve önemli hormonlar. Yüksek kortizona siz sürekli maruz kalırsanız, sürekli strese maruz kalırsanız bunun yıpratıcı etkileri olur vücudunuza ve sürekli bir yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, sık enfeksiyon, dinlenememe, kas ağrıları, eskisi kadar enerjik olamama, konsantrasyonun iyi olmaması, hani kendinizi iyi hissetmeme gibi hallere geçersiniz. Bu yıprana yıprana bir zaman sonra oluşur. Bunun haricinde bağırsak floranız çok önemlidir. Beslenmeniz çok önemlidir. Siz bağırsak floranızı, beslenmenizi doğru yapmazsanız, floranızı iyi hale getirmezseniz, oradaki bakteriler çoğalır. Doğru olmayan bakteriler çoğalır. Miktarları artar. Çok şekerli, unlu, tatlı vesaire beslenir. Probiyotik gıdalardan uzak kalırsanız, o zaman bu bakterilerin toksinleri de çoğalır. Ve o toksinler sizin vücudunuzu etkiler. Bunu şöyle anlatayım size. Ara ara anlatıyorum. Karaciğer sirozu olan hastalarımız var bizim. Bunlar kabız olduklarında, bağırsak düzenlerini bozduklarında bize komayla gelirler. Tek nedeni bu bakterilerin yarattığı toksinleri, karaciğerleri temizleyemediği için o toksinler onları komaya sokar. Şuur kaybıyla yoğun bakıma yatırırız. Sadece lavman yaparız, bağırsaklarını temizleriz ve bunlar komadan çıkar. Yani bu bağırsaktaki bakterilerin çokluğu ve yarattığı toksinler esasında sizi komaya sokacak kadar sizin beyninizi deprese ediyor. Öyle bir etkisi var. Siz normal bir insansınız, karaciğeriniz çalışıyor ama tabii komaya girmiyorsunuz ama kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Halsizim, yorgunum, enerjim düşük, canlı değilim, istekli değilim. Böyle bir modunuz düşüyor yani, beyin fonksiyonlarınız baskılanıyor. Bir nedeni de bu. Bunu zaman zaman fark edersiniz. Hani bir düşük karbonhidratlı diyet yapınca, bağırsak floranız birazcık böyle azalınca, sakinleşince miktarlarını azaltabilirseniz, bunu dikkat ederseniz, toksinler de azalır ve kendinizi daha enerjik, daha fresh, daha böyle pozitif hissedebilirsiniz. Yani birçok nedeni var. Uyku kalitesi de var, stres de var, işte bu bahsettiğim şeyler de var. Kronik hastalıklar, kan şekeri, tansiyon, bunların dengesizlikleri, düzensizlikleri de tabii sizi bunu hissettirebilir, yapabilir. Ama öncelikle bunlar düşünülebilir. Bunları düzeltmek de buna çare olabilir. Evet, tabii o da bizim elimizde biraz daha. Bir bakmak lazım işte. Çoğu insan uykusu kalitesizdir ama boş verir. İşte orada öyle bir sorun varsa bir üzerine gitmek lazım. Bağırsak florasını bir düzene sokmak lazım. O çok önemli. Birçok hastalık için de önemli, iyi hissetmek için de önemli. Stresle başa çıkmanın yolları hep söylenir böyle. Hani stres nasıl olacak, nasıl olacak? Ama onun da belli yöntemleri, telkinleri var. Belli yaşam tarzı, belli nefes terapileri, belli uygulamalarla en azından kafanızda geçen stres algısını vücuda yansıtmadan nasıl atabiliriz yolları var. Bunların diyaloglarını yapmak lazım. Bu konuda kendimizi biraz eğitmek lazım, geliştirmek lazım. Evet. O zaman bunun yan etkileri bizde daha az oluyor belki de. Tabii bu konuda da hekimlerimizin gözetiminde işte bir... Kendilerini geliştirebilirler veya ilgili kişilerden destek alabilirler. Evet, doğru. Evet. Hocam, fonksiyonel tıp nedir? Evet. İşte tam o bahsettiğimiz konularla evet. ilgilenen bir alan esasında. Fonksiyonel tıp, modern tıbbın, şu an Batı Avrupa Amerikan tıbbının ayrıntıya girerek hastaya bütünsel bakmaktan uzaklaştığı alanda biraz bu bakışı yapabilen tıbbın rehabilite hali diyebilirim size. Tıbbın daha nasıl diyeyim, sempatik hale geçmiş formu diyebilirim. Hastayı bir bütün olarak görüp, eksiklerini tamamlayıp, stresinden uzaklaştırıp, beslenmesini düzene sokup, var olan vücudun dengesini yerine koyacak, eksik olan şeyleri yerine koyacak bazı uygulamaları yapan bir uygulama şekli, bir bakış açısı diyebiliriz. Vücudunuzun büyük yetenekleri var, büyük yenilenme ve yapma yetenekleri var. Zaten hastalıkları ya da birçok şeyi sizin kendi hücreleriniz, immün sisteminiz, vücudunuz yapıyor ve yeniliyor. Bizim dışarıdan verdiğimiz ilaçlar, destekler ona yardımcı oluyor ve destek oluyor. O yüzden kendi yetenekleriniz, vücut yetenekleriniz çok yüksek. Yenilenme yetenekleri çok yüksek. Fonksiyonel tıpta da
regülasyon tıbbı gibi düşünülebilir. Hani bozuk olan dengeleri yerine koyma, vücuttaki eksik olan şeyleri yerine koyma, yanlış giden, yanlış hayat tarzı uygulamalarını düzeltme felsefesi var diyebilirim. Bu bütünsel bir bakış açısı. Bu stresle mücadele, bu beslenmenin düzeni, bu floranın düzeni, eksik olan vitamin minerallerin takviyesi. Bunların hepsi yan yana gelip de sizi bir bütün olarak baktığımızda niye başınız ağrıyor, çözmenin bu yolu, niye alerjiniz varın bir yolu, işte niye bu şu hastalıklar, şeker, tansiyon böyle, bunları çözmenin bütünsel bir bakış açısı. Tıp ayrıntıya girdikçe hasta bütününü belki kaybediyor ama esası sizin kendinizsiniz. Sizin kolunuzdaki şu leke bir sonuç belki ya da buradaki kaşıntı bir sonuç, hapşırığınız bir sonuç. Neden olduğu, niye olduğu, vücudunuzda neler oluyor'ya bakmak da lazım. Oradaki düzenlemeleri yaparak belki bir şeyleri çözmeye gitmenin yolu bu fonksiyonel tıp yolundan geçiyor diyebiliriz. Evet. Tabii zaman zaman hekimlerimiz işte şunu yiyin, bunu yemeyin diye önerilerde bulunurlar. İşte eskiden biliriz işte özellikle bayanlarda kemik erimesinin olduğu dönemlerde daha fazla işte süt ve süt ürünü tüketin denirken geçen bir araştırmada bunların aslında yarardan öte zararlı olduğunu belirten bir makale okumuştum. İsterseniz bu kemik erimesi üzerine konuşalım hocam. Yani bu özellikle bayanlarda görülmesinin sebepleri ve bunu nasıl azaltabiliriz ya da önleyici nasıl yapabiliriz? Hepimiz için sorun. Kemikleri sağlam tutmak lazım. Kemikler nasıl sağlam olur? Hani baştan bakarsak olaya, çocukluk çağından normal erişkin çağı ve yaşlılık çağı gibi hayatı şöyle bütün olarak görürsek, çocuklardaki kemik problemleri daha çok beslenme ile ilgili sorunlardan, yetersiz beslenme, vitamin mineral eksikliklerinden kaynaklanır. İsterseniz hocam basamak basamak gidelim. Çocukların beslenmesi derken tabii oradan bir başlayalım. Çocuklarımızı nasıl sağlıklı beslemeliyiz? Evet. Yani tabii ben dahiliye uzmanıyım. Çocuk konusunda bir şey diyeyim ama genel öneri olarak verebilirim. Yani buradaki bakış açısı şu, vücudunuz bir bütün, hayatınız bir bütün. Yani bunu siz alıp da 60 yaşındaki birinin kemik erimesi dediğinizde çok kesitsel bakıyorsunuz. Yani onu o yaşta çözmenin yolu belki birkaç ilaçla şansı zorlamak ya da bir şeyler yapmaya çabalamak. Esası hayatı bir bütün olarak bakıp yorumlamak. Yani sizin bu yaştan sonrası için ne yapabilirsiniz? 20 yaşındaki biri bundan sonra ne yapabilir? Çocuklarınız için ne yapabilirsiniz? Hani buradan bir yorum yapayım. Belki daha sağlıklı sonuca ulaştırabiliriz. Evet. İşte zaten çocuklarda Türkiye'deki sağlık sistemi çok sıkı takipte. Bebek sağlığı, anne sağlığı, çocuk sağlığı çok özeniyorlar. Ve o konuda çok gereken tedbirler alınıyor. Özel durumlar, gözden kaçan durumlar, sosyal imkanları kısıtlı olan çocuklar, hani beslenme sorunu yaşayan çocuklar eskiden daha çoktu, şimdi azaldı biraz. Onlarda böyle özel sorunlar yaşanıyor. Onlara yeterli destek veriliyor. Kemikleriniz o yaştan başlıyor, doğumunuzdan başlıyor, anne karnından başlıyor belki de. Onun yeterli D vitamini, yeterli mineral kullanması vesaire. Gebenin beslenmesinden bile başlıyor nüve. Çocuğun beslenmesinden devam ediyor bu diş sağlığı, kemik sağlığı. Tabii kullanılırsa kemikler gelişir. Yani kemikler vücudun iskeletidir. Bu iskelet vücudu ayakta tutar. Neden vardır kemikler? Kasların bağlandığı noktalardır. Kaslarınız çalışırsa ve kemiklere bir kuvvet uygularsa kemikleriniz bir iş yapmak zorunda kalır. Ayakta durmak, dik durmak, eğilmemek, bükülmemek zorunda kalır. Siz onu buna zorlarsanız o zaman o da kendini ona göre geliştirir. Siz hareket etmezseniz, yürümezseniz, spor yapmazsanız, aktivite yapmazsanız, hiçbir şey yapmazsanız o zaman kemikleriniz de zayıflar, incelir, küçülür. 20 yaşında da zayıftır, 30'da da zayıftır, 50'de 60'da çok zayıf olur. Siz erken yaşlarda kullanırsanız vücudunuzu, hareket ederseniz, spor aktivite yaparsanız, kemiklerinize iş yaparsanız, üzerine bir yük bindirirseniz kemikleriniz daha kuvvetli olur, daha sert olur, daha içi dolu olur. Vücudunuz buna adapte olur. Belli bir yaşa kadar bu potansiyeli yüksek tutarsanız erken yaşlarda, orta yaşlarda, ileri yaşlarda bu potansiyeli kullanırsınız. Siz kemiklerinizi belli bir olgunlukta, hacimde tutar da belli bir yaşa böyle gelirseniz ileriki yaşta kemik erimesiyle klinik yaşama ihtimaliniz azalır. Ama zayıf kemik yapısıyla giderseniz, hareketsiz bir hayatla giderseniz, doğru da beslenmez, yeterli vitamin mineral eksikliği almazsanız tabii ki kemikleriniz incelir. Ama bu vitamin mineral kısmı %30 sorumluysa %70 sorumlu sizin kullanmamanız, aktif olmamanız, spor yapmamanız, yük bindirmemenizdir. Siz orta yaşlarda, genç yaşlarda aktifseniz kemikleriniz kuvvetlidir, kalındır, içi doludur, minerallidir, kolajeni yüksektir, sıkıdır.
O zaman siz bunu eritemezsiniz yani ileriki yaşlarda tüketemezsiniz. Size bu uzun süre işinizi görür ve kırık riskiniz az olur. Ama ileriki yaşlara farz edelim böyle geldik ya da sonraki yaşlara farz edelim zayıf kemik yapısıyla geldik. Neden oluyor, ne oluyor, ne yapabiliriz dersek bayanlarda hormon değişimlerinden dolayı bu kemik yapım ve yıkım dengeleri yıkım yönünde biraz artıyor. Kemikler de çünkü sürekli yapılıp yıkılan bir yapı. Hani var olan kemiğiniz hayat boyu aynı kemik olarak durmuyor. Sürekli yapılıyor, yenisi yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor. Bu dengede yapan ve yıkan hücreler var. Bunların az çalışması, çok çalışması, çok kemiğinizin olması ya da az kemiğinizin olmasının dengesini sağlıyor. Bunu yapan da işte bu hormonlar, yaş, immün sistem, bazı maddeler, vücutta salınan birçok hormonun etkisi belki. Bayanlarda menopoz sonrası kemik yapım oranı biraz düşüyor ister istemez. O zaman da kemik erimesine meyil oluşuyor. Ama siz bunu nasıl önlersiniz? Siz bunu yine hareketle önlersiniz. İlaçlar tabii ki, D vitamini tabii ki, kalsiyum tabii ki. Bu kemik yıkan hücreleri yavaşlatan ilaçlar da var. Osteoporoz ilaçları. Hastalara veriyoruz biz. Günlük, haftalık, aylık, yıllık uygulananları var. Onların da yaptığı kemiği yıkan hücreleri yavaşlatmak, yapan hücrelerin aktivitesinin yükselmesi için çabalatmak. Ama tabii doğal yöntem değil. Doğal yöntem yine esası kullanmak, kemiklere yük bindirmek ve onların güçlü kalması için çabalamak. Yani esası zamanında olur. Onları çalıştırmak. Her yaşta. Evet, 50 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da her zaman vücut akıllı çünkü yani yapıyor gerekirse. Kırılan kemik iyileşiyor yani. Orası doluyor, yapılıyor. Bir şeyler gelişebiliyor. Vücudunuzda çok büyük bir yenilenme yeteneği var. Biz bunları doğru vasatta, doğru şekilde çalıştırırsak esasında birçok hastalığa ya da birçok konuya bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Hani aklınızda şimdi şöyle baktığınızda kemik erimesi dediğinizde sadece şey geliyor. Kemik tansiyometresi, kemik erimesi, kalsiyum alınır, D vitamini alınır, ilaç alınır, kemik erimesiyle mücadele edilir. Bu bir tabii bir durum ama kemik erimesiyle mücadele bu değil. Hani bu pasif mücadele. Aktif mücadele sizin aktif olmanız, hareketli olmanız, doğal olarak kemiği ürettirmek için vücuda bir şeyleri yaptırmanız. Tabii ki vitamini, minerali doldurmanız, yerinde tutmanız şart ama kullanılmayan bir kemik de her zaman zayıflar. Hani siz buradan kepçeyle dolduruyorsunuz, burada da altı delik bir şey var, akıyor sürekli. Hani bu ilacı buradan alıp alıp bu tarafta da böyle oturup durursanız nasıl kemikleriniz kuvvetli olabilir ki? İmkan yok yani. O yüzden aktivite, hareket, spor, kuvvetlendirme bir şeyler yapmanız lazım. Hani vücudun onu kullanıyor olduğunu bilmesi lazım. Kemikleri kullanıyorum, kasları kullanıyorum. O zaman onların güçlü olması lazım. Böyle bir denge var. Yani o yüzden bu yolu kullanmak daha doğal. Evet, vücut akıllı dediniz de hocam. Hı. Biz ne yapıyoruz da vücudumuzun aklını bozuyoruz da ülser oluyor? Vallahi nasıl oluyor? Biz strese çok maruz kalıyoruz. Mide ülserinden bahsediyoruz. Evet. Tabii. Vücudun yenilenme yeteneği çok fazla. Mide yüzeyi de esasında en hızlı yenilenen yerlerden biri. Ama mide yüzeyinde kan dolaşımının azaldığı haller oluyor bazen. Ve oradaki yenilenmenin yavaşladığı haller oluyor bazen. Buna en çok etki eden de asit fazlalığı ve dolaşım eksikliğinin beraber olduğu haller. İşte stres en yüksek neden. Beslenme ile ilgili haller en yüksek neden. İlaçlar ve dışarıdan aldığımız maddeler en yüksek neden. Bunlar mide ülseri ve mide problemlerini arttırıyor. Tabii mide ülseri ve problemleri eskiye göre çok azaldı. Asit azaltıcı ilaçlar çok arttı çünkü. Ama esas mide probleminin en önemli nedeni strestir. Strese bağlı kortizon salınımıdır vücudunuzda. Ve bu kortizon da midede ülser oluşumu için en önemli risk faktörüdür. Bunun haricinde beslenmenizdeki bozukluklardır. Bir de dışarıdan kullandığınız çok kullanılan ağrı kesiciler, nonsteroid ilaçlar, asetil salisilik asit gibi bazı ilaçlar, kortizon türevi ilaçlar mide için yıpratıcıdır. Ama biz stres altındaki kişilerde bunu daha yoğun görürüz. Mesela yoğun stres yaşayan kişi aynı gün, ertesi gün mide kanaması geçirebilir. Bu derece mide yıpranabilir. Bütün mide kıpkırmızı, eroze ve kanamalı çok kötü bir hale gelebilir. Yani o yüzden stresin mide üzerinde çok yoğun etkisi var. Stresin sadece mide değil, bütün sindirim sistemi üzerine çok yoğun etkisi var aslında. Çünkü sindirim sisteminin tamamı çok hassas. Birçok böyle sinir ve nörotransmitterden etkileniyor ve orada salınıyor her şey. Beyinden sonraki en aktif bölgemiz, sindirim sistemimiz bu iletişim maddeleri açısından. O yüzden duygu durumunuzla, moralinizle, keyfinizle çok ilişkili. Herkes de bunu der zaten. Üzüldüm, stres hemen, bağırsaklar ağrır, midem ekşir, karnım ağrır, şişer, gaz olur. Çoğu kişide bu bağlantı vardır. Ama mideye özel bakarsak beslenme, stres ve ilaçlar en önemli yıpratıcıdır. Bunları doğru
manipüle edersek daha az problemler yaşarız mide konusunda. Evet. Tabii pek çok tedavi yöntemlerinin yanında yeni tedavi yöntemleri de ortaya çıkıyor. Aslında çok uzun süredir yapılan, ülkemizde de sıkça başvurulan bir yöntem. Akupunktur. Akupunktur tedavisinde neler söylersiniz hocam? Özellikle bu ağrı konusunda... Sorularınız çok çeşitli ve zor. Evet, yani şanslıyım, ben de dahiliye uzmanıyım. Her şeyden evet. Erişkinlerin doktoruyuz. O yüzden hani konular çok çeşitli olsa da hepsiyle ilgili bir fikir verebiliyorum size. Evet, yani örneğin bir arkadaşım işte sigarayı bırakacağım, akupunkturla bıraktırıyormuş dedi. Evet. Bu konuda neler söyleriz hocam? Dünyada milyarlarca insan yaşıyor ve binlerce yıldır yaşıyor. Ben bir ara bir şey izlemiştim şöyle. İnsanlığın var olduğundan bugüne kadar insanların dünya üzerinde yaşadıkları yerleri gösteren bir diyagram vardı. Yani binlerce yıl önce insanlar Çin'de, Hindistan'da, Afrika'da, belli yerlerde çok yoğun yaşamışlar. Son birkaç yüzyıldır, 300-500 bin yıldır belki Avrupa'da, Amerika'da, bizim bulunduğumuz muhitlerde insan sayısı artmış. Yani belki 10 bin yıldır Çin'de çok insan yaşıyor. Belki 10 bin yıldır Hindistan'da çok insan yaşıyor. Yani insanların yaşam kültürü doğuda. İnsanların yaşam kültürü Çin'de, Hindistan'da çok tecrübe etmiş birçok şeyi. O yüzden doğu tıbbı, alternatif tıp uygulamalarının içinde akupunktur da Çin'de gelen, Çin'den gelen bir tıp uygulaması. Ayurvedik tıp, Hindistan'dan gelen kültür. İnsanların binlerce yıl yaşadığı bir görgünün sonucunda yansımış şeyler. Batı Avrupa Amerikan tıbbının uygulamaları farklı ama bu uygulamalarda farklı felsefeden geçiyor. Ve iyi sonuçlar veren doğru yaklaşımları veya doğru pratikleri, iyi pratikleri olan şeyler. Bundan geliştirilmiş birçok şey de var. Birçok yan alan da var esasında. Tek başına akupunktur değil. Akupunktur felsefesiyle geliştirilmiş birçok yan tedavi uygulamaları da var. Bizim şu an tamamlayıcı tıp dediğimiz ama çok etkili olan birçok aktivite de var. Hatta şu an tamamlayıcı tıpın içinde geçen işte hacamattır, sürüktür, ekstra ozondur, bir sürü şey var. Destek tedavileri. Bunların çoğunda vücuttaki mekanizmaları uyarmak var yine. Akupunkturda da mesela bir iğne batırılır vücudunuzdaki belli noktalara. Orada uyarı yapılır. O uyarının etkisiyle vücudunuzda bir aktivite, bir olay, bir yerin çalışması, bir yerin harekete geçmesi beklenir. Hani size bir ilaç verilmez, size bir kimyasal verilmez. Vücudunuza bir şey verilmez ama belli doğru noktalar uyarılarak o noktalardaki sinirsel etkiyle organlar veya ilgili alanlar canlandırılır ya da çalıştırılır. Bahsettim ya, vücudunuzun çok büyük bir yeteneği var, yenilenme yeteneği var. Bu yenilenme yeteneği esasında kullanılır diyebiliriz burada. Yani sizin potansiyeliniz uyarılır, sizin potansiyeliniz canlandırılır. O organınız çalıştırılır, o organınız motive edilir, immün sisteminiz canlandırılır. Hadi şunu yap, hadi bunu yap, hadi şöyle yap gibi uyarılar verilir diyebiliriz temel felsefe olarak. Yoksa hani şu ilacı al da şunu, şu kimyasalı al da ağrın kesilsin gibi bir şey değildir. Diğer uygulamalar da öyledir esasında. Hani hacamat vesaire şu bu başta İsterseniz yapılan şeyler. İsterseniz onu da girelim. Hatta hastanelerimizle bununla ilgili klinikler de açıldı. Evet, Sağlık Bakanlığı bu konuda aktif. Doğru da yapıyor bence. Bu tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda da aktif. Çünkü bu uygulamalar kolay, basit, ekonomik. Sağlıklı, yani mantıklı, çok zarar vermeyen uygulamalar. Şimdiye kadar uzman olmayan kişilerin elinde yapılan bir uygulama. Yani bu görgü bir standardı azdı. Şimdi artık Sağlık Bakanlığı bu konuyu ciddi ele aldı. Hatta dünya genelinde bile en ciddi ele alanlardan biri. Geçenlerde İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde bir toplantı da yapıldı. Uluslararası bir tamamlayıcı tıp toplantısı yapıldı. Çok güzel, katılımlı, çok çeşitli aktivitelerin olduğu. Eğlenceli ve iyi bir alan. Hekim gözüyle bakıldığında. Buradaki felsefelerin hepsi yine vücuttaki iyileşme mekanizmalarını canlandırmak üzerine. Yani bir yeriniz kesiliyor ve kanatılıyor. Kesilen, kanatılan yerden sizin vücudunuzda bir yerlerin iyileşmesi bekleniyor mesela. Nedir bu? Vücutta bir yara oluşturuluyor. Vücutta bir hasar oluşturuluyor. Mesela bir kesik yapılarak düşünürseniz, felsefesini anlatayım. Bu yara ve kesik vücutta tamir mekanizmasını çalıştırıyor. Sırtınıza hacamat yapıyorlar, dizinizdeki ağrının geçmesi bekleniyor mesela. Mantığı şuradan geliyor, benim kendi yorumum olarak söyleyeyim. Sırttaki o kesikler vücutta şu fikri oluşturuyor. Hasar var, yıpranan bir şey var, kesik var, arıza var, damarlar kesildi, deri kesildi. Bunu iyileştir. Bunu iyileştirmek için vücudunuz çalışmaya başlıyor. Ve bir sürü madde salgılıyor, immün sisteminiz, hücreler canlanıyor yani, tamire başlıyorlar.
Bu tamir tabii lokal olmuyor. Kan yoluyla sistemik bir hareket başlıyor. Hormonlar yükseliyor, belli maddeler yükseliyor. Tamir ile ilgili mekanizmalar çalışmaya başlıyor. Bu mekanizmalar burayı tamir ederken burayı da tamir ediyor bir miktar. Burayı da tamir ediyor, dizinizi de tamir ediyor. Bozuk olan nereniz varsa oradaki tamiri hızlandırıyorsunuz. Esasında birçok uyarıcı yöntem, iğnelemeler, işte manipülasyonlar, fizik tedavinin çoğu yöntemi uyarı üzerinedir. Hani o bölgedeki tamir mekanizmasını canlandırmak, o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırmak. Vücudunuzun, yine söylüyorum, çok büyük yetenekleri var, çok büyük yenilenme yetenekleri var, çok büyük tamir yetenekleri var. Sadece bazı durumlarda vücut bunu soğutuyor ve unutuyor, kronikleştiriyor. Diz problemi yaşıyorsunuz ya da bir eklem problemi ya da bir kasla ilgili, tendonla ilgili problem yaşıyorsunuz. Bir sorun yaşıyorsunuz, vücut onu çözmeye çalışıyor, biraz çözüyor, çözemiyor. Sorun tekrarlanıyor, biraz çözüyor, çözemiyor. Bu böyle arka arkaya geldiğinde vücut o sorunu unutmaya başlıyor, üzerine örtmeye başlıyor. Çözemiyorum bu sorunu diyor. Üzerini örtüp biraz onu yarı tamir olmuş şekilde bırakıyor. Diyorsunuz ki ya benim şurası hep sorunlu. İyileşmedi bir türlü. Hani tam çözemiyor çünkü vücut. Arka arkaya o sizin uyarınıza sürdüğü için. Bizim sonradan yaptığımız bu uyarılar vücuda tekrar tedavi yollarını canlandırıyor. Hadi bir daha, hadi tedavi yap, hadi iyileştir, hadi iyileştir. Ya masaj, ya aktivite, ya iğne, ya bir şeyler, ya akupunktur, ya ona benzer şeyler. Bu yolları motive ettiren, vücuda tekrar iyileşme yollarını çalıştırmak için çaba sağlatan yöntemler. Tabii yenilenme yeteneğimiz yüksek. Evet, yani. Yani işte benim omzum şey yapıyor, gideyim ben bir hacamat olayım, ben geldim bir hacamat yapayım zihniyetim olmalı ya da doktorumuz işte gidin böyle yapalım, şu tedaviyi uygulayalım demeli mi? Tabii, yani kafamıza ilgili göre yaptırmalı mıyız? Atıyorum bir sülük tedavisi yaptırabilir miyiz? Ya bunların tabii sağlıklı ve doğru şekilde yapılması lazım. Bunların ruhsatları var, bunların eğitimleri var. Bunların eğitimlerini alan doktorlar var ve bu ruhsatlı eğitimli bir şekilde şu an Afyon Devlet Hastanesi'nde de birkaç hastanemizde de yapılıyor biliyorum. Bazı hekimler de uyguluyor biliyorum. Eğitimlerini alan hekimler artıyor da gün geçtikçe. Doğrusu böylesi tabii ki. Ama hani bu kupa, hacamat vesaire çocukluğumuzdan beri biliriz yani. Hani yapılır, etrafımızda da görmüşüzdür belki. Annesi çocuğuna yapar, babasına yapar, aile içinde, etrafta bile. Bizim eski bir görgümüz esasında bu kupa çekme vesaire. Bunlar eski yöntemler. Hani yeni çıkmış yöntemler değil. Ama sağlıklı, hijyenik, doğru yapılan şeyler tabii ki bu işin görgüsünü almış, bu işin eğitimini almış kişilerin yapması daha doğru. Evet, tabii uzmanını yakalamışken efendim pek çok konuyu oradan oraya atlıyorum. Önemli bir konuda astım. Evet. Yani yaş tanımayan, küçük yaşlarda bile olan bir rahatsızlık. Astım nedir? Nasıl rahatlatabiliriz astım hastalarını? Zor programınız valla. Geldik her şeyden bahsediyoruz, sınav alıyoruz. İşte şanslıyız yine, alanımız geniş dediğiniz gibi her şeyden fikir verebiliyoruz. Astım solunum yollarının bir hassasiyeti, bir alerjik hastalığın, alerji durumunun bir sonucu ya da alerjik hastalığın bir çeşidi. Astımın da çok farklı kliniği var. Sadece öksürükle giden astım şekli de var. Kuru kuru öksüren biri. Başka hiçbir şikayet yok. Bu da bir astım formudur. Nefes darlığı, hırıltı, solunum yetmezliği, yani bizim yoğun bakıma yatırdığımız, makinelere bağladığımız astım hastaları da var. Hani çok geniş bir klinik. Esası hassasiyet, solunum yollarının hiperaktivitesi, bronşların daralması. Bu daralmaya bağlı nefes darlığı ve solunum yetmezliği. Kliniğin mantığı buradan gidiyor. Ama bu geri dönüşümlü. Hani daralıyor, problem sırasında sıkışıyor, daha sonra açılıp normalleşiyor. Kalıcı bir darlık değil. Astımdaki klinik durum bu. Neden oluyor? Birçok uyarı var. Alerjik haller de olabiliyor. Dışarıdan gelen etkenler, maddeler, temaslar, hani birçok kimyasal vesaire, toz, polen gibi şeyler de etkileyebiliyor. Stres, yoğunluk, moral, buna benzer, spor, soğuk hava, birçok buna benzer şey de olabiliyor. Hani uyarıcı. Soğuk bir havayla karşılaştığınızda da astımınız tetiklenebiliyor. Yoğun bir spor yaptığınızda da tetiklenebiliyor. Bir yabancı kimyasalla karşılaştığınızda da olabiliyor. Yani birçok neden var. İmmün sistemin hiperaktivitesi, immün sistemin fazla aktif davranmasından kaynaklı, belli maddeleri fazla salgılamasından kaynaklı ve o da bronşlarda spazm oluşmasıyla giden bir hastalık. Olmaması için ne yapılır? Olmaması için nedene yönelik şeyler bakılır. İşte bu bahsettiğim soğukla temassa kısılır, aktiviteyle ise dikkat edilir.
polen, kimyasal şu bu, onların teması azaltılır. Yine immün sistemin regülasyonu için çabalanır. Hani hep ben bahsediyorum, denge tıbbı, fonksiyonel tıp. Bağırsak, flora, immün flora. Aynı flora solunum sisteminizde de var, aynı flora ağzınızda da var. Vücudunuzun her yerinde binlerce bakteri, milyarlarca bakteri var. Bunların doğru bakteriler olması, doğru flora yükünü taşımış olmanız sizin savunma sisteminizin dengesine de, bu önemli vücut bariyerlerinin doğru olmasına da neden oluyor. Yani sindirim sisteminin yüzeyi de bir bariyerdir, solunum sisteminin yüzeyi de bir bariyerdir. Dışarıyla temas, deriniz de bir bariyerdir. Dışarıdaki her şeyle vücudunuzu ayıran bariyerlerdir bunlar. Bunlar doğruysa, sağlamsa, iyi çalışıyorsa bu maddelerin geçişi, kana geçişi ve immün sistemle teması doğru olur. Bunlar kötüyse, bozuksa, bu geçirgenlik solunumda da aynı şey geçerli, bağırsakta da, deride de. Yanlış maddeler, geçmemesi gereken şeyler de geçip kana, bu tür şeylerin uyarılmasına, alerji, işte astım, belki otoimmün hastalıklar, tiroidit, deri hastalıkları, alerjik birçok problem, psoriyazis, otoimmün bazı hastalıklar gibi birçok şey belki buradan tetikleniyor bile denebilir. O yüzden hani dengeli yaşam, doğru beslenme, doğru flora bu tür şikayetleri azaltmak için de iyi yollardan birisi esasında. Ama bunun haricinde tabii ki herkese özel, hastanın şiddetine, şikayetine, durumuna özel tedaviler de var. Nefes açıcı ilaçlar da var, bronşları genişleten ilaçlar da var. Bunları sprey olarak nefese çektiğiniz formları da var, makinalarla verilen formları da var, tablet olarak alınanları da var. Herkesin kliniğine göre farklı yaklaşımlar olabilir. Evet, zaman zaman karşılaşıyoruz, astım krizine giriyor. Böyle durumlarda nasıl bir tedavi demeyeyim de yardımcı nasıl olabiliriz? Yani ilk yardım nasıl yapmalıyız? Evet, yani solunum yetmezliği olan birine ilk yardım yaparken solunum yetmezliğinin derecesi önemli. Tabii ki kendi soluyamayan çok problemli bir kişiye acil müdahale yapılır, o ayrı. Hani ambu, nefes desteği vesaire. Bunun haricinde sizin dışarıdan pratik yapacağınız çok bir şey yok. Kişi zaten kendini şuur kaybı olana kadarki dönemde korur. Ne olur, daha havadar, daha serin, rahat ortamlı, kirli havası olmayan, daha ferah bir ortama çıkarmak iyi olabilir. Etrafını çok kalabalık etmemek iyi olabilir. Bunun haricinde bir sağlıkla ilgili bir alana temas etmek, gerekiyorsa 112 ile temas etmek şiddetliyse olabilir. Bu bir atak şeklindedir zaten. Kişi de kendini bilir daha önce bu tecrübeleri yaşadığı için. İlaçları varsa yanında onu o sırada kullanır ve biraz rahatlar. Yoksa da zaten nefes alabilmek için çabalar. Sizin orada çok bir şey müdahale etmenize gerek yok. Ederseniz hatta biraz daha hastayı zor duruma sokabilirsiniz. Oturur, elini dizlerine koyar, öne eğilir. Hani nefes almaya çabalar hasta, nefes zorluğu çeken hasta. Kendini toparlamaya çalışır. O aşamanın fazlasına geçerse zaten, hani kendini kaybederse, o zaman acil müdahale gerekir. Pratik olarak sizin yapacağınız çok bir şey yok. 112, hastane ya da başka işlemler yapmak gerekir. Onun haricinde hasta kendini biliyorsa, toparlayabiliyorsa toparlar, ilaç kullanabiliyorsa kullanır. Ağırsa da hastane ve diğer ortamlara götürmekte ya da müdahale olmakta fayda var. Evet, hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz hızla. Bu hematoloji ile ilgili pek çok hastamızdan mesaj geldi. Evet. Hematoloji konusunda neler söyleriz hocam? Evet. En bildiğim alana geldik. Ben asistanlığımın son 2-3 senesini hematolojide yaptım. Yani hematolojide uzun süre çalıştım. Evet. Beraber çalıştığımız hocam rektör adayıydı. Seçimlerde rektör olamayınca üniversitede kalma, hematolojide kalamama, öyle bir durumlar oluştu. Hematoloji çok zevkli ve geniş bir alandır. Hücre bilimidir esasında. Vücudun savunma sistemi, immün sistem ve kan hücreleriyle ilişkili bir alandır. Bu kök hücrelerinden tutun, immün sistem hücrelerinden, kan hücrelerinizden ve trombositlerinizden hepsini içine alan bir alandır. Bu savunma sisteminin hastalıkları, kanama ile ilgili hastalıklar, kansızlık ve kanla ilgili diğer hastalıklar, aklınıza gelebilecek birçok hastalık bununla ilgilidir. Teknik bir konudur. Gözle görülmez, mikroskopla incelenir, testlerle anlaşılır. O yüzden de biraz zordur. Kanserler, kan kanserleri bu konunun içindedir. Kanama ile ilgili bozukluklar bu konunun içindedir. Kansızlıklar, vitamin eksiklikleri ve buna bağlı problemler bu konunun içindedir. Hücrelerin genetik olarak bozukluklarına bağlı sorunlar, enzim eksiklikleri, düzensizlikleri, kanama problemleri bu konunun içindedir.
Birçok alanla da ilgilidir, birçok hekimle de ilgilidir. Cerrahlarla da ilgilidir, kanama sorunu yaşarlar. Tromboz yaşayan hastalarla da, pıhtı yaşayan hastalarla da ilgilidir. Bu kanama pıhtılaşma meselesi de bunun içinden geçer. İmmün sistemin davranış bozukluklarıyla da ilgilidir. Bu hücrelerin davranışlarının bozulması, kanserleri ya da çok çeşitli klinikleri, lenfomalar, lösemiler birçok alanla ilgilidir. Anlatması o yüzden zor. Hangi açıdan bakarsak hematoloji sistemin içinde ana branştır. Yeni modern tedaviler hematoloji üzerinden çalışılır ve birçok hastalıkla da ilgilidir. Çünkü immün sistem birçok hastalığın içinde var. Alerjik hastalıkların içinde de var, kanserlerin içinde de var, romatizmal hastalıkların içinde de var. İmmün sistemin hastalıkları bunlar esasında. O yüzden birçok yeni modern çalışmaların yapıldığı, moleküler tedavi çalışmalarının yapıldığı, dinamik, aktif bir alandır. Ama dediğim gibi altyapısı kuvvetli olması gereken bir hastane, laboratuvar şartları gerektirir. Çalışması da zordur. İnşallah sayıları artar. Sayıları çok azdır hematologların. Türkiye'de hala öyle. Ama ilgilendikleri alan geniştir. Spesifik bir konu ya da sorun olsa hani onu anlatayım size, ama çok geniş bir alanı var dedim ya, pıhtılaşmadan tutun da kanama bozukluklarından tutun da işte trombosit, eritrosit, kansızlıklar, kan hastalıkları, lösemiler, lenfomalar, birçok şey ilgili. Hangi birini anlatsak hepsi bir konu yani. Bunun. Evet, onunla ilgili evet. De ayrı bir inşallah ayrı bir özel bölüm aynen. Yapalım. Hocam size bir hayli iyi olduk bu Ramazan zevkli. Akşamında. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Haftaya yeni bir mercek programında, yeni bir bölümde, yeni bir konu ve konuklarla bir arada olmak dileğiyle programı kapamadan önce önümüzdeki hafta TEOG sınavına girecek kardeşlerime de şimdiden başarılar diliyorum. İyi akşamlar efendim.